Kentsel hareketlilik, insanların kent içerisinde, mekanda yaptıkları hareketliliğin artması anlamına geliyor. Yani bir yerden bir yere yaptığınız yolculuklar arttığı zaman hareketlilikler de artmış oluyor. Bu fiziksel hareketlerin çoğu motorlu araçlarla aslında yapılıyor. Karayolu ulaşımıyla aslında yapılıyor. Yani tüm bu hareketler arttıkça aslında bizim karayolu ulaşımının ürettiği karbondioksit miktarlarından tutuna diğer zehirli gazlara kadar aslında atmosferde birikiyor. Hareketlilik tek başına yeterli değil, aynı zamanda kentsel aktivitelere erişilebilirliğin de geliştirmesi lazım. Hatta hareketlilik bazen gereksiz yere de yapılıyor olabilir. O yüzden esas planlamada, ulaşımın doğru planlamasında, planlamanın odağında erişilebilirliğin olması, yani sosyal ve ekonomik faaliyetlere erişilebilirliğin kolaylaştırılması gerekiyor. Teknoloji gitgide farklı modelleri ulaşılabilir kılıyor. Şu anda aslında gündemde olan teknoloji trendlerinin en önemlilerinden birisi paylaşım ekonomisi. Artık her şey paylaşımla çok daha verimli bir şekilde kullanılıyor. Benim için bisiklet her şeyi ifade ediyor. Bir joker. Hayatın neresinde konumlandırırsanız orada kazanıyorsunuz. İster tasarruf, ister çevre, ister iklim değişikliği, ister spor, ister sağlık. Hangi yönünde değerlendirirseniz orada kazanç çıkacaksınız. It's not possible perhaps to take your bicycle to go from Kadıköy to Sarıyer, but you know, you still can bike very well in Kadıköy or in Sarıyer. And to make these connections in between with rail infrastructure of good other public transport. That's what we do in the Netherlands. We bike to the station, we take the train, and we pack another bicycle in the other city for the last mile. So you have to think on this kind of solution. So things can be different, can be changed. It's not painless. It will take some time, but it is doable.